Her şey bu anonsla başladı ve akıl almaz bir hızla ilerledi. Televizyon bir sihirli kutu olarak yaşamımıza girdi ve her şey değişti. 20'lerin başında İngiltere'de, yaklaşık 30 yıl sonra da Türkiye'de başlayan televizyon yayıncılığı o günden bugüne çok yol kat etti. Evet sevgili seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Siyah beyaz televizyona bir mucize gözüyle bakan kuşağın çocukları bugün dev ekranlarda HD kalitesinde hatta 3 boyutlu yayınları izleyerek büyüyor. Üstelik artık televizyona dair neredeyse hiçbir ilerleme bizi o kadar şaşırtmıyor. 3D gözlüklerle izlediğimiz ilk derbi maçı başladı. Çünkü yayıncılık teknolojinin en sıkı takipçisi ve televizyon yaşamımızın olağanlaşmış, sıradanlaşmış ve vazgeçilmez bir parçası. 2-1-0 Türkiye'de televizyon yayıncılığı macerası 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığı'na yazılan bir dilekçeyle başladı. Dönemin deyimiyle telesafirlik kavramı ortaya çıktı. Televizyonu olmayanlar olanların evine misafirliğe gidiyordu. Vitrinlerinde televizyonların önüne yığılanlar yüzünden yayın saatlerinde bu dükkanların önü trafiğe kapanıyordu. Kim bulmuşsa Allah razı olsun. Sen gelmeden çok mutsuzmuşuz. Geldin kuruldun en baş köşeye. O gün bugündür sana tutkunuz. Geldin kuruldun en baş köşeye. O gün bugündür hap yutmuşuz. Bir zamanların radyo programcıları ve gazetecileri televizyonculuğa alışırken reklamcılar da bu yeni mecraya uyum sağlamaya çalışıyordu. 70'li yıllarda televizyon ilk ticari reklamlarını almaya başladı. TRT Reklam Dairesi'nin kurulması ise 1980 yılını bulacaktı. İlk adımlar ürketti ama zamanla televizyonsuz reklam, reklamsız televizyon düşünülemez hale gelecekti. Tümak krem deterjan 66 liradır. 90'lara gelindiğinde artık her evde bir televizyon vardı. Ailenin eğlencesi topluca izlenen programlar olmuştu. Artık salonların şekli bile televizyonun yerine göre düzenleniyordu. Evin küçük çocuğu televizyonu açma kapama görevini uzaktan kumandaya devretmişti. Televizyon mutlak krallığını kurmuştu. Ama yayıncılığın bocalama devri geride kalmış olsa da yeni bir kaos kapıda bekliyordu. Yasal boşluğu gören özel girişimciler özel kanalların ilk adımını attı. Televizyonculuğun kuralları kısa süre sonra baştan yazılacaktı.